Merhabalar, ben radyoloji uzmanı Doktor Ekin Öztürk. Bugün sizlere mamografi nedir, kimlere yapılır onlardan bahsetmek istiyorum. Mamografi aslında meme dokusunun röntgen incelemesi işlemidir. Bu işlem sırasında X ışını ile çalışan mamografi cihazına ait iki plak arasına meme sıkıştırılır ve çok düşük oranda X ışını verilerek memenin röntgen filmleri alınır ve bu bilgisayar ekranına aktarılarak biz radyoloji uzmanları ve hekimleri tarafından değerlendirilir. Bu şekilde klinik muayene ile saptanamayan çok küçük kitle ve değişiklikler mamografide saptanabilir. Yapılan araştırmalar dünyada her 8 kadından birinin meme kanseri ile karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Ve erken evrede saptanan meme kanserleri tedavi ile %90 oranında iyileşir. Bu nedenle meme kanserini erken dönemde yakalamak ve var olan kanseri diğer organlarına sıçramasına izin vermeden başarı şansını artırmak için mamografiyi kullanıyoruz. Ve mamografi bu nedenle meme kanserinin erken saptanmasında altın standart olarak kabul edilmektedir. Mamografi kimlere yapılır ve hangi sıklıkla yapılır? Mamografi tarama amacıyla hastaların herhangi bir şikayeti olmadan olası riskleri ortadan kaldırmak için çekilebilir. Bu özellikle 40 yaşından sonra eğer hastada riskine ve yaşına bağlı olarak 40 yaşından sonra 2 yılda bir, 50 yaşından sonra yılda bir kez çekilmelidir. Eğer hastada ailede bir meme kanseri varsa bu özellikle en erken meme kanseri yaşından 5 yıl önce taranmalıdır. Yine başka risk faktörleri varsa da 40 yaşından sonra yılda bir kez mamografi çekilir. Ayrıca tanısal amaçlı da mamografi çekmekteyiz. Bu da hastanın memesinde herhangi bir şikayeti varsa, ya memede renk değişikliği, yara, meme ucunun da çekilme, portakal kabuğu görünümü gibi görsel değişiklikler varsa ya da hastanın elle muayenesinde herhangi bir kitle ve şişlik geliyorsa bunu ayırt etmek için de mamografi çekilir. 35 yaşın altındaki hastaların meme dokusunun fazla olması, mamografi duyarlılığının az olması ve radyasyon duyarlılığının fazla olması nedeniyle mamografi yeni çok önermiyoruz. Öncelikle o hastalara ultrasonografi yapılır. Mamografi çekimine gelmeden önce nelere dikkat ediyoruz? Bir ön hazırlık gerekiyor mu? Öncelikle hastalar bu film sırasında meme iki plak arasında sıkıştırıldığı için hafif rahatsızlık hissi verebilir. Bu nedenle özellikle üreme çağındaki kadınların adet dönemi yani menstruasyon sonrasındaki ilk hafta çekilmesini öneriyoruz. O zaman rahatsızlık hissi daha az olur. Bir de hastaların üst tarafı çıplak olduğu için rahat kıyafetler giymesini tercih ediyoruz. Bir de hastaların koltuk altına, meme bölgesine deodorant, rolon gibi kişisel bakım ürünlerini sürmemesi gerekiyor. Bu da çünkü filmlerde artifakları neden olabiliyor. Ve özellikle dikkat edeceğimiz bir konu da hastaların eski mamografilerini, ultrasonlarını biz hekimlere ulaştırması gerekiyor. Mamografi çok düşük radyasyon kullanıldığı için yararı zararından çoktur. Bu özellikle hastaları erken evrede yakaladığımız için hayat kurtarıcıdır. Ve 50 yaşından sonra da radyasyonu bilinen bir zararlı etkisi yoktur. Bu nedenle hastaların mamografi taramalarından korkmaması gerekir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.